İstanbul Kadıköy'de eğlendirerek öğreten güvenilir bir mekana konuk olduk şimdi. Çilek Ağacı Anaokulu'ndayız. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehberi izleyicileri, programımız İstanbul Kadıköy'de hız kesmeden devam ediyor. Çilek Ağacı Genius Anaokulu bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Filiz Şahin var. Kaç yıldır bu sektördesiniz ve anaokulunuz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? 10 yıldır bu sektördeyim. Daha öncesinde çocuklarımdan dolayı çalışmıyordum. Çalışmaya başladıktan sonra işte herkesin girdiği gibi girdim aslında. Oğlum küçüktü. Onunla birlikte başladım bu işe. Ama benim için de gerçekten çok iyi oldu. Çocuklarım için de çok iyi oldu. Peki Çilek Ağacı Anaokulu'nda velilere, öğrencilere ne gibi hizmetler sunuyor? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Çocuklarımız için hem evlerindeki rahatı, huzuru, güveni bulabilecekleri hem de okul ortamında rahatlıkla hayata başlayabilecekleri bir yer olmasını hedefledik. Bu yüzden doğal bir ortam olmayı tercih ettik. Burada yemeklere de çok dikkat ediyoruz, çocukların yediklerine, içtiklerine. Mesela yoğurdumuzu burada mayalıyoruz, domates sularını yazdan yaparız, reçellerimizi okulda yaparız, kutu meyve suları kullanmıyoruz. Yapabildiğimiz ölçüde dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu arada kızım beslenme uzmanı, yemek listelerimizi de o hazırlıyor. Doğal bir ortam sunmaya çalışıyoruz burada, çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacıyla. Peki yemekten bahsetmişken bir catering şirketiyle mi anlaşmalısınız yoksa yemekler burada mı yapılıyor? Burada yapılıyor yemeklerimiz. Çünkü catering şirketlerini çok kontrol edemiyorsunuz. Çocuklar için önemli olan ne yediğini biliyor olmak lazım. Bazı çocuklar için zararlı olan şeyleri kullanmıyoruz burada. Şekeri az kullanmaya dikkat ediyoruz. Doğal beslenmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi yapabildiğimiz ölçüde, yani şu ortamda ne kadar doğalını bulabilirsek. Bahçemizde tavuklarımız var zaten. Zaman zaman onların yumurtalarıyla besliyoruz çocuklarımızı. Yapabildiğimiz ölçüde dediğim gibi işte süt alıp mayalıyoruz. O şekilde. Anaokulunuz araştırma fırsatı bulduğumda gözüme çarpan farklı bir detay vardı. Diğer anaokullarından sizi ayıran en önemli faktörlerden biri belki de. Farklı atölyeleriniz var. Bu atölyeler nelerdir? Bu atölyelerde ne gibi faaliyetler gösteriliyor? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz Filiz Hanım? Tabii ki. Aslında eski eğitim sistemine geri dönüş diyelim. Eskiden köy okulları, köy enstitüleri vardı ve her çocuk bir takım becerilerle mezun olurdu. Artık bu zihniyet kalmadı. Ben de aldığım eğitimlerden çocukların aileler ve eğitimciler tarafından beceriksizleştirildiğini ve hazıra konduğunu gördüm. Bu yüzden bir takım atölyeler kurmayı hedefledik. Bir gastronomi atölyemiz var öncelikle. Dediğim gibi kızım da beslenme uzmanı, onunla birlikte yürütülen bir atölye. Çocuklarla orada hem İşte masa kuralları, nasıl yemek yenilir, nasıl oturulur, nasıl kalkılır öğrenmek. Bunun yanında da farklı tatlar yaratmak, farklı yiyecekleri, karışımları öğrenmek amaçlı kurduğumuz bir atölye. Çok keyif alıyorlar çocuklar. Uzmanımız olarak vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum, kıymetli bilgileriniz için. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce atladığım. Bir de spor kulübümüz var kendi bünyemizde. Çocuklarımızın ihtiyacı olan, küçük yaşta çok ihtiyacı olan bir takım sporlar, işte jimnastik, yüzme, tenis, basketbol belki de. Bunları kurumumuz bünyesinde yapmaya başladık. Bir de spor kulübü kurduk bununla ilgili. Tabii çocuklar küçük yaşta spora ilgileri çok artıyor. Çok yabancı ülkede gerçekten milli sporcular yetişebiliyor. Bizim ülkemizde spor alanına yeterince destek yok. O yüzden bu da çok önemli. Bu konuyu da dikkate almak istedim ben. Bunu söylemek istedim. Bunun dışında burada mutlu çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Özgüvenli, mutlu, yaratıcı çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Bu şekilde. Hedeflerinize de büyük adımlarla ilerlediğinizi düşünüyorum Filiz Hanım. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için tekrar çok teşekkür ederim. İstanbul Kadıköy'de Çilek Ağacı Genius Akademi bizleri konuk etti. Uzmanımız Filiz Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgiler için sizlerin önünde de tekrar teşekkür ediyorum. Bakalım sıradaki durağımız neresi?